başörtüsü hayatın her alanında şartsız ve sınırsız serbest buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hükümeti bir an önce bu vahim hatadan geri dönmesi, bu saçmalığa bir son vermesi ve İslam'ın şiarlarına en uzak olması konusunda açık ve net bir dille uyarıyoruz. Eğitimimi tamamlayıp mezun olmaktır. Fakat okula başladığım ilk gün bana bu hal tanınmadı. Derslere başımı açarak girmem talep edildi. Buna karşı çıktığım zaman ise, başörtülü olarak girdiğim zaman ise çevremdeki herkes tarafından dışlandım, ötekileştirildim ve baskı altına alındım. Kaldığım özel yurttan afar tapar bir şekilde atıldım. Buna rağmen mücadelemden asla taviz vermedim. Dersime giren hocaya neden bana bu yasa uyguluyorsunuz dediğim zaman kanun ve kuralları gösterdi. Ben de ona ben sizin kanun ve kurallarınıza göre hareket etmeyeceğim. Ben Allah'ın kanun ve kurallarına göre hareket edeceğim dedim. O da bana o zaman senin burada işin ne dedi. Buna rağmen yine de asla geri adım atmadım. Ben de başörtüsü yasaklanacağımı tanıklarından biriyim. İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciydim. Fakat yaşadığım sorundan dolayı 3. sınıfta öğrencilik hayatıma son vermek zorunda kaldım. Ben bugün burada bu sıkıntıyı yaşayan birçok örnekten sadece biriyim. Yetkililer tarafından okumaya hakkım olmadığı ifade edildi. Oysa hiçbir yasak ve kanun İslami değerler üzerine çıkarılamaz. Okul içinde farklı bir kimlik dayatılarak İslami değerlerin sosyal boyutuna keç vurulamaz, vurulmamalı. Ben de şimdi herkes gibi inandığım değerlerden taviz vermeden Müslüman kimliğimle okumak istiyorum. Örgüsün şimdi ispat ağında kutsaktır başörtüsün, şimdi ispat ağında kutsaktır başörtüsün. Zulümdür gelir geçer, inanan kalmaz naçar. Kuytu sularda açar, zambaktır başörtüsü. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Yine yollar kesildi, dershaneler basıldı. Yine yollar kesildi, dershaneler basıldı. Bir kız gözünü sildi, ıslattır başörtüsü. Bir kız gözünü sildi, ıslattır başörtüsü. İdealler arzular, yasa nasıl sığar, her gün yeni şafaktır başörtüsü. Bizden yönetmeliği üzerinden değerlendirdiğimizde başörtüsünün yasaklar hanesinde görmeye 28 Şubat darbe döneminden bu yana alışkın olan insanlarız. Fakat günümüzde böyle bir yasağın uygulandığını görmek bizim bakış açımıza göre hükümetin kendi kalesine gol atması demektir.